bu koku, o koku. Lavaşın kokusu bu. Yok be oğlum, lavaşın falan koktuğu yok. Halüsinasyon kokusu. Hadi. Parmağının baygınlığı beyninde hasara yol açtı herhalde Şako. Kokmuyor oğlum bir şey. Hayır oğlum, lavaşın bu. Bu burun hayatta şaşmaz. Söz konusu lavaşın oldu mu normal insanlardan 10 kat daha fazla hassaslaşıyor bu burun. Avcı köpeksi gibi oluyorum. Hatta ben şu an ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Daha uzaktan lavaşın kokusunu alabilmek için ameliyatla burun deliklerimi bile büyütmeyi planlıyorum biliyor musun? Vallahi ben dayanamayacağım. Beyim şu anda bacaklara hükmetmiyor. Ben gidiyorum. Tutluya söyleyeyim beni beklemesin. Vallahi lavaşın bu. Hayır. Şako. Bu nedir ya? Kaç gün kalacak bunlar? Kollar çalışınca çıkarırsın. Zalim Mahap. Batsız günüm bugün. Ben böyle nasıl yaşayacağım ya? Bırak yaşamayı. Nasıl lavaşın yiyeceğim ben böyle? Of, oğlum hala aklın lavaşında ha. Sen de biraz kendine çeki düzen ver Şako. Akıllanmazsan yakında bütün vücudu sarıp mumya gibi gezdireceğiz seni. Oğlum versene telefonu, kurcalamayın ya. Nasıl verecek oğlum? Elin mi var? Cebim var. Elin cebine mi giriyor oğlum? Zaten yabancılar da buna handy diyor. El telefonu gibi yani. Oğlum zaten tuş kilidi koymamam büyük hata. Ya tuş kilidi olsa ne olur şu an ya? Misal, yolda yürürken düştüm, bayıldım, başıma bir bela geldi. Ondan sonra birisi geldi benim yanıma. Tam beni kurtaracak, sevdiklerime haber verecek. Cep telefonu eline aldı, buyur. Telefonun tuş kiliki var. Ya o saatten sonra o telefon bana hayır versene olur, vermesene olur. Ne korkaksın be Şako. Zaten sen bu kollarla telefonu kullanamazsın. Mesaj falan yazamayacaksın. Görüntülü konuşayım desen, telefonu hep belezasında tutarsın. Hep burun deliklerin çıkar görüntüye, çirkin olur. Ya alay geçme ya. Zaten kollar kırık. Yem içinde kalsın bari. Verin oğlum telefonu. Ben şu anda genç girişimci bir iş insanıyım. Takip ettiğim falan filan sayfalar var. 3 dakikada gir, bilgisayara girip çıkıyorum. Ver şunu. Tamam oğlum, patlama ya, vereceğiz. Ablam bu koku. Şükürler olsun. Burun çalışıyor. Lavaşın kokusu bu. Neyse ya, tamam. Al Şakir. Şakir. Hayda. Nereye gitti bu ya? Şimdi çukura falan mı düştü? Şako. Şakir. Şş. Şako. Allah'ım. Bu bir hülya mı? Bizim köyün tarihinde ilk defa lavaşım pişiyor. Sana kıl oluyorum. Hiç güven vermiyorsun. 2 parmak hasarı için 2 kolunu da sarmışsın. Herkese lahmacun var, sana yok. Ne? Yok yok. Vallahi öyle olmaz ha. Bak, seninle ben çok iyi birer arkadaş, dost olabiliriz. Gerçekten diyorum. Senin de beyin, kafa yapılarımız felaket birbirine benziyor. Felaket uyumluyor seninle. Gel barışak he. Kanka olak seninle. Eğer bacın Dudu'yu da lahmacun yemeye getirirsen, ona da bir lahmacun ikram edersem belki olabilir. Ha? Bacım Dudu? Al hatta, niyetimin ciddi olduğunu anlaman için sana bir tane ikram edeyim. Yeminle ben tutamıyorum. Sen yedirsen. Kolları yoksa lahmacun da yok. Güzel. Yapma bunu bana. Bir kere ısırayım. Al hadi al. Bacın Dudu da gelecek ama. Yeminle bana sorsalar Çin işkencesini nereye indir diye. Vallahi yeşil yurdum dur derim. Böyle işkence mi olur ya? Al hadi al. Al hadi al.
Elemanın bagını buldum. Elemanın bagı bir bacısı bir de lahmacundur.